Hepimizin yüreğini yakan acı günlerden geçiyoruz. Evlere, ocaklara ateş düşüyor. Gencecik fidanlarımız, evlatlarımız, Mehmetçiklerimiz toprağa düşüyor. Afyon Karahisar'dan Ramazan Günay, Denizli'den Mehmet Serinkan, Zonguldak'tan İsmail Yazıcı, Tokat'tan Yasin Karaca, Sinop'tan Çağatay Erenoğlu, Malatya'dan Emre Taşkın, Şanlıurfa'dan Abdülkadir İyem, Yozgat'tan Ahmet Arslan, Mardin'den Cebrail Dündar, Kırıkkale'den Semih Yılmaz, Elazığ'dan Kemal Aslan, Manisa'dan Enis Budak. 12 ilimizde 12 yiğidimiz, 12 canımız, 12 evladımız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yüce Allah onları Peygamber Efendimiz'e komşu kılsın. Allah razı olsun sizden. Değerli milletvekilleri, ne diyor şair? Uludağ, Erciyes, Ağrı, Süphan'a. İnersen, çıkarsan bu vatan senin. Sivas'tan Hatay'a, Ağrı'dan Van'a, şefkatle bakarsan bu vatan senin. İmzan varsa tarihinde, dününde, set oldunsa düşmanların önünde, milleti kahreden acı gününde gözyaşı dökersen bu vatan senin. Bu vatan sıvasız kerpiç duvarların arasında al bayrak asılı evlerde oturanlarındır. Bu vatan cesaret dağında korku rüzgarı esmez diyerek şehadete yürüyen yiğitlerindir. Bu vatan bisiklete bile bindirmekten sakındığı evladının şehit düştüğünü vatan sağ olsun diyerek göğüsleyen yüreği yaralı şehit analarınındır. Velhasıl bu vatan tarihin her döneminde, her şartta, her türlü zorluğa karşı tek vücut, tek yumruk, dimdik duran büyük Türk milletinindir. Dolayısıyla bizler de bu vatanın sahiplerine, aziz milletimize çok şey borçluyuz. Gazi Meclisimizin çatısı altında taşıdığımız sorumluluk çok büyük. Memleketimizin bugünkü şartları içerisinde vazifemiz her zamankinden çok daha önemli. Düşünün ki 24 saatte 12 şehit verdiğimiz milli bir acıda bile kendi evlatlarına milli yas ilan etmeyi çok gören bir büyük vicdansızlıkla mücadele ediyoruz. Terörle mücadelede bile hamasetin arkasına sığınan bir büyük ciddiyetsizlikle mücadele ediyoruz. Çok değil, daha bir yıl önce şu kadar terörist kaldı. Ayakkabı numaralarını bile biliyoruz. Terörü bitirdik diye milletimize yalan söyleyen, dün verdikleri sözlerin bugün hesabını veremeyen bir büyük basiretsizlikle mücadele ediyoruz. Ve ne yazık ki sadece iktidarla da mücadele etmiyoruz. Biz aynı zamanda milletin vicdanını temsil eden bu kutlu çatının altında PKK terörünü aklama peşine düşenlerle de mücadele ediyoruz. Terörist başına metiyeler düzme yarışına girenlerle de mücadele ediyoruz. Haine hain diyemeyen sözde demokrasi havarisi riyakarlarla, oy kazanma uğruna bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklısı fırsatçılarla da mücadele ediyoruz.